Muhteşem bir Aksi şey. takdirde o sigara ameliyat sonrası sizin yara iyileşme problemlerinizi artıracak ve beklenmedik komplikasyonlara, sıkıntılara zemin hazırlayacaktır. Evet. O yüzden hastalarımıza söylüyoruz. Bakın sigaradan sonra, ameliyattan sonra asla sigara içmeyeceksin. Asla içenin yanında bile durmayacaksın. Ama bazen kaçamak yapıyorlar, bunu da söyleyeyim. Bu çok yanlış. Ameliyat ettiğimiz hastaları bazen daha 10 saat sonra, 8 saat sonra hastane koridorunda bir köşede, hattı dibinde gizli gizli sigara içerken yakalıyoruz. Buna da çok üzülüyoruz. Bu da insanın kendi kendine verdiği en büyük bir zarardır. Bunu öneriyorum. Yani dolayısıyla anestezi almayan gibi bir durum yoksa, genel sağlık durumu iyiyse, psikolojisi normalse, doğru mu? Doğru. Normal. O zaman bu beklentisi gerçekçiyse bu insan yüz germe ameliyat olabilir. Bunun dışında olamaz. Hocam biliyorsunuz yurt dışında çok izleniyoruz. Türkiye'de de öyle. Şimdi yurt dışından gelen hastalar, zaten Türkiye'de her şey o kadar güzel ki, sizin gibi değerli hocalarımız var. Çok. Saç ekiminde, obezitede ve estetikte. Hepsinde. Estetikte ve Türkiye'ye rağbet var. Şimdi var. Tam böyle dönem, okullar tatile girecek yurt dışında ve insanlar gelecek. O yurt dışından gelen misafirlerimizi nasıl ağırlıyoruz? O çok güzel bir soru. Çünkü zaten bir de şu var, güzel bir yere temas ettiniz. Türkiye gerçekten bölgesinde, şu bölgede resmen bir sağlık merkezi olarak fonksiyon görüyor. Evet, evet. Türkiye bölgenin sağlık merkezi. Turizm. Aynen, sağlık turizm diye ifade ediliyor. Evet. İnsanlar Amerika'dan, Almanya'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan, Arap ülkelerinden, Orta Doğu'dan, Uzak Doğu'dan, inanın Rusya, eski Rusya Cumhuriyetlerinden, evet, Kazakistan, Azerbaycan hepsinden İnsanlar çıkıyor, hı hı, estetik operasyonlar için Türkiye'yi tercih ediyor. Bunun iki tane sebebi var. Evet. Birinci sebebi, gerçekten Türkiye özellikle Avrupa ülkeleriyle, özellikle Amerika ile veya diğer ülkelerle kıyaslandığında ekonomik olarak avantajlı. Evet. Ama bundan daha önemlisi, Türkiye estetik cerrahi alanında dünyanın en ileri 3 ülkesinden birisi. Bakın bunu kesinlikle unutmayalım, altını çiziyorum. Türkiye estetik cerrahide, yani saç ekiminde, burun estetiğinde, meme estetiğinde, bütün estetik cerrahi operasyonlarında dünyanın en iyi 3 ülkesinden bir tanesi. Brezilya, Türkiye ve Amerika. Bakın 3 ülke sayıyorum, isim de veriyorum. Evet, evet. Bu da çok iyi bilindiği için insanlar gerçekten yoğun bir şekilde Türkiye'yi tercih ediyorlar. Türkiye sahip olduğu tarihi güzellikler, doğal güzellikler, kültürel zenginlikler gibi birçok faktörle de insanlar için bir cazibe merkezi oluyor. Kesinlikle. Şunu düşünüyorlar, Türkiye'ye giderim, hem gezmiş olurum, hem yeni bir ülkeyi keşfetmiş olurum, yeni tarihi, yeni güzellikler, hı-hı, keşfetmiş olurum, hem de çok başarılı doktorların elinde. Çok. Türkiye'de istediğim operasyonları yaptırırım, dinlenir gelirim diyorlar. Bu anlamda Türkiye muazzam bir şans ve gittikçe de artan bir trend var Türkiye'ye rağbette. Evet. Tüm dünyadan, evet, Türkiye'ye artan. Mesela bakın, Amerika'dan beni aradı bir gün birisi. Aha. Ben David, okey David. Ben New York'ta sizin bir hastanızı gördüm. Yani dünyanın da ne kadar küçüldüğünü, globalizasyonun da ne kadar bir etken olduğunu anlayın. Ben New York'ta sizin bir hastanızı gördüm. Ameliyat etmişsiniz hocam. Çok hoşuma gitti. Ben de gelmek istiyorum. Dedim David, buyur gel. Çok ilginç. Bakın diyalog düşünebiliyor musun? Evet. Seni Amerika'dan, New York'tan arıyor. Sana önce yazışıyor. WhatsApp'tan atıyor, hocam size konuşabilir miyim? Şu düşünüyorum. Seninle bunları konuşuyor. Ve sonra Türkiye'ye çıkıyor, geliyor. Samsun'a ameliyat oluyor. Bir hafta 10 gün kalıyor. Sonra da çıkıyor Amerika'ya, New York'a dönüyor tekrar. Ve daha sonra başkaları geliyor. İşte zaten bu işler Samsun'un böyle. Samsun'un güzelliği de hocam, koyuyorsunuz. Görüyorum, bayılıyorum. Evet. Yani, bayılıyorum. O da Samsun çok güzel bir şey. Ve hep şunu da yapıyorum, belki izliyorsun. Tek rakibimiz Miami diye söylüyorum. Gerçekten evet. Denizi, kumsalı, sahiliyle, evet, gerçekten bir doğa harikası bir şehir. İnanılmaz derecede keyifli bir şehir. Hatta ameliyat olmak için Samsun'a gelen bazı hastalarımızdan oradan ev alıp yazlık için artık ara ara biz buraya geliyoruz. Yurt dışı hastalarımız var. Evet. Ay, ne kadar güzel. Ev alıyorlar. Doğru ama. Bundan sonra biz ara ara geleceğiz. Hem estetiklerimizi yaptırırız burada. Evet. Hem dinlenmiş oluruz düşüncesiyle ev alanlar bile var. Harika. Hocam peki, doğru, bir şey daha soracağım. Çok merak ediyorum. Bu kombin ameliyat. Kombine ameliyat. Kombine estetik operasyon. Şimdi mesela yüzümüzü gerdirdik. Bütün o operasyon esnasında, doğru, her şey olur. Göbeğimizde yağ var ya da meme küçültme, doğru, meme büyütme ya da meme dikleştirme operasyonuna da gireceğiz. Doğru. Hepsi aynı anda olabiliyor mu? Çok süper bir soru. Şimdi bakın, özellikle yurt dışından gelen hastalar için bu çok önemli. Çünkü dediğiniz gibi zaman açısından, evet, tabii ki, evet, ekonomik açıdan da öyle. Ekonomik. Şimdi bir operasyonu tek olduğunuz zaman, diyelim örneğin bir burun ameliyatı için çıkın gelin Almanya'dan, değil mi? Evet, şimdi burnu yaptırıyorsun, bir hafta kalıyorsun, onun uçak aynı, uçak masrafı. Sonra gidiyorsun, yüzün için ayrıyeten geleceksin. Git ayrıyeten meme için gel. Bunun hepsi ayrı uçak bileti demek, ayrı zaman demek, ayrı anestezi demek, ayrı ameliyathane demek, doğru mu? Doğru. Doğru. Bu nedenle insanlar artık daha ekonomik düşünme, zamanı daha efektif kullanma, daha etkin kullanma, birçok nedenlerle kombine ameliyatlar tercih ediyorlar. Biz de tercih ediyoruz. Bakın, eskiden yüz germe ameliyatlarını ben bundan 15-20 yıl önce hiç unutmuyorum, 10 saatte yapıyordum ben. İnanılmaz. Bakın 10 saat yüz germe, burunda değil, burun hariç.
Yüz germe ameliyatı. Yani kaşını kaldırıyordum, göz kapaklarını yapıyordum, yüzünü yapıyordum, boynunu yapıyordum. Ve bu 10 saat sürüyordu 20 yıl önce. Evet. Peki 20 yılda geldiğimiz noktada ne oldu? O, şu inanılmaz. Oldu. Bugün 2-2,5 saat sürüyor maksimum. Bakın yani 10 saatten 2 saate düştüğünü düşünebiliyor musun? Yani 5 kat hızlanmışız. Bu da bize şunu getiriyor. Demek ki o geri kalan zamanlarda biz başka operasyonları için içine sokabiliriz. Ya, doğru mudur? Evet. Mesela benim bir hastamda Hollanda'dan gelmişti hiç unutmuyorum. Aynı anda burun estetiği, tüm yüz germe. Bakın aynı anda kombine dediniz ya, örnek veriyorum. Bir tane canlı bir örnek. Burun estetiği, kombine yüz estetiği, yüz gençleştirme, kol germe, göğüs büyütme, karın germe, bacaklar ve liposakşın. Bacaklara girmedim. Bakın ayrı ayrı 9 ayrı ameliyatı tek seans topluyor. Fakat şunu da söyleyeyim. Herkese bu olur mu? Herkese bu olmaz. Şimdi buna o hastanın motivasyonu uygun olması lazım. Doktorun tecrübesi, deneyimi bunun için uygun olması lazım. Kesinlikle. Artı laboratuvar değerleri, hastanın genel sağlık durumunun buna uygun olması lazım. Birçok faktör yan yana geldiğinde örtüşüyor ise birçok operasyon aynı anda kombine bir şekilde rahatlıkla yapılabilir. Vallahi hocam harikasınız ve ben görüyorum, izliyorum. Yani insanların hani kendisini böyle beğenmeme gibi bir lüksü yok artık. Çünkü bacak operasyonlarına kadar ki böyle var, nerede, hepsi farklı var. Farklı hepsini konuşalım var. Detaylı var. Detaylı. Tabii ki, tabii ki. Yani özellikle yaz dönemlerine geliyor diyorsun. Ay, İnsanlar tatillere hazırlanıyorlar. Neler şimdi, neler. Kışın kira aldığı insanlar değil mi? Bir şekilde kapalı kıyafetlerle alıyorlar. Evet. Yaz da yaklaşıyor. Şu an Mart ayındayız. Mart evet, artık bahar geldi. Bahar, çiçekler açtı. Evet. Özellikle Karadeniz'de bizim orada ağaçlar çiçek açtı. Bembeyaz orta oldu. Bahar aynen geldi. Bu da şunu demektir. Havaların ısınmasıyla Sibel Hanım, insanların kıyafetlerinde, insanların giysilerinde doğaya bakış değişiklikler oluyor. Kesinlikle. Değil mi? Daha önce giyinmeye evet, başlıyorlar. Evet. Şimdi bu da şunu getiriyor. Yazın o alınan kilolar fark edilir hale geliyor. Evet. Veya bacaklarda incelikler varsa, kalınlıklar varsa, çarpıklıklar varsa görünür hale geliyor. Veya basenlerde çıkıntılar varsa görünür hale geliyor. Bu nedenle bu dönemde oldukça fazla sayıda insan vücut şekillendirme için, beden şekillendirme için, liposuction için, bacak estetiği yani kalınlaştırma, inceltme gibi operasyonlar için bizlere giriyorlar tabii ki. Hocam son kez şunu da sormak istiyorum. Şimdi tabii ki yaz gelince mesela bu dediğimiz şeyleri erkekler için de geçerli. Çünkü aynısı. Erkeklerde de jinekomasti oluşuyor. Oo, denize girmek istemiyorlar. Girmek istemiyorlar. Onlar için de. Çok ilginç, çok güzel bir soru. Sadece kadınlar üzerinden konuşmayalım. Tabii konuşmayalım. Konuştuğumuz erkekler operasyon... aynen. Zarif olan. Aynen. Dolayısıyla hakikaten çok güzel bir konuya temas ettin. Yaza doğru girerken erkeklerin en büyük korkusu, kabusu bu memelerinin büyük olması. Biz bunu jinekomasti diyoruz. Evet. Yani erkekte kadın tipi meme büyümesi. Bu durum erkeğin bedenini bozmuyor sadece, psikolojisini bozuyor. Aynen. Hocam diyor, bakın çok örnekler var. Ben yıllardır arkadaşlarımla denize girmiyorum. Yıllardır ailemle bile tatile gitmiyorum. Neden? Çünkü göğüslerim büyük. Ben onlarla tatile gidersem denize girmem lazım, havuza girmem lazım. İnce kıyafet giymem lazım. Evet. Kalın kalın kıyafetlerle geliyorlar Sibel Hanım. Çok doğru. Kalın. Hatta bazen çok ilginç, altına ince kalın korseyle sıkıyorlar göğüslerini. Sıktırıyorlar o memelerini ezecek şekilde. Üzerine normal gömlek falan giymeye çalışıyorlar. Aksi takdirde bilmiyorum. Ben Instagram'da zaman zaman paylaşıyorum. Görüyorum, sosyal medyamda. Hocam, kendi Instagram sayfamda. Doktor Hayati Akbaş, DR Hayati Akbaş diye girerlerse orada görürler bazı evet örnekler. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Çok şaşırdım. Bir tane çok tanımış bir arkadaş bana dedi ki, Hayat hocam ben seni dedi Instagram'dan dedi severek takip ediyorum. Çok şey yapıyorum fakat dedi bir fotoğrafı görmüştüm dedi. Ben dedi üzüldüm dedi. Sadece o beğenmedim onu dedi. Yani o pornografi ölçüsüne girecek bir fotoğraf paylaştım. Şok oldum. Ne demek dedim ya o. Nasıl bir şey dedim ya. Bana gösterir misin? Ben böyle bir şey olamaz yani. Mümkün değil. Bana ne gösterdi biliyor musun? Ben bir erkekte jinekomasti koymuştum. Evet, evet. Onu kadın zannetmiş. Ay canım ya. Kadın zannetmiş. Kafasında öyle kalmış. O kadar büyük bir meme ki. Tabii. Hocam yemin ederim diyor. Ben bunu kadın zannettim diyor. Hayat hocam nasıl böyle bir resmi bir kadının paylaşın memesini diyor böyle paylaşır diye. Şimdi düşün bak bu insan tabii, normal. Tabii. Tanınan bir isim bunu bana söyleyen insan böyle düşünüyorsa o adam hakkında. O çocuğun çevresi, İnanın arkadaşları çevresi ne diyecekler, ona ne söyleyecekler değil mi? Nasıl ona şey isimler takacaklar, nasıl ona aşağılayacaklar veya farklı şekilde davranacaklar. Dolayısıyla jinekomasti erkeklerde ciddi bir sorun. Evet. Ve onun da tedavisi mümkün. Sonuçta yağ tabii ki. Yağ dokusu mu hocam? Onlar da yine tahlillerle herhalde. Anlaşılıyor. Anlaşılıyor. Yaptığımız işlemde eğer yağ dokusuysa liposuction yöntemiyle ki çeşitli liposuction yöntemlerimiz var. Bakın klasik liposuction var, lazer liposuction var, vazer liposuction var. Lipomatik var. Var da var. Hangisi? Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşeceğiz hocam. Memnuniyetle. Detaylı. Memnuniyetle. Tüm kanalda izleyicilerine, Euro'da izleyicilerine sizin vasıtanızla sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Canım benim sağ olun.
Evet sevgili seyirciler, bugün Doktor Hayati Akbaş'la birlikteydik. Muhteşem güzelliğimize her şeyi konuştuk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.